Ben Ünlü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Yüksel Toplu. Eğitim videoları çerçevesinde bugün anterior tampon uygulamasını kısaca anlatacağım. Anterior tampon uygulamasını biz özellikle pratikte nerede kullanıyoruz? Burun kanamalı hastalarda kullanıyoruz. En sık gördüğümüz burun kanamaları nelerdir? Çocuklarda özellikle düşme çarpma sonrası gördüğümüz kanamalar. Yetişkinlerde yine travmaya sekonder veya ameliyat sonrası gördüğümüz kanamalar. Yaşlılarda ise daha çok hipertansiyona bağlı gördüğümüz kanamalar. Kanama özellikle yaz mevsiminde, şu an içinde bulunduğumuz dönemlerde daha fazla oluyor. Havanın etkisiyle, sıcak havanın etkisiyle burun damarlarındaki çatlaklıklar yine bu ara en sık gördüğümüz burun kanaması sebeplerini oluşturuyor. Burun kanamalı bir hasta geldiği zaman biz ne yapıyoruz? Öncelikli olarak hastamızı sakinleştiriyoruz. Hastamız ve hasta yakınlarını sakinleştirip içeride bizimle beraber, hastayla beraber bir hasta yakınının kalmasını sağlıyoruz. Bir hasta yakını olduğu zaman yeri geldiğinde bize yardımcı oluyor uygulamalar esnasında. Yeri geldiği zaman hastanın sakinleştirmesinde de bize yardımcı oluyor. Ondan dolayı fazla kalabalığı, içeride bizi yapacağımız uygulamaları engelleyebilecek olan fazla kalabalığı biz istemiyoruz. Hasta açısından da bu faydalı olmuyor. Hastayı direkt varsa lavaboya yönlendiriyoruz. Hastanın burnuna su çektiriyoruz. 1 dakika, 2 dakika süreyle hasta burnuna su alıp verdiği zaman burunda kanamaya bağlı oluşmuş olan pıhtılar temizlenmiş oluyor. Burundaki pıhtıların temizlenmesinin iki tane önemli yararı oluyor. Birincisi, burun içerisinde oksijen geçişi fazla oluyor. Böylelikle kanayan damarlar belki kendiliğinden bile durabiliyor kanaması. İkincisi de bizim uygulama yapacağımız burun kanaması bölgesini daha rahat bir şekilde görmemizi, değerlendirmemizi sağlıyor. Hastamız burnunu temizledikten sonra, burnuna bol miktarda su çektikten sonra muayene koltuğumuza oturtuyoruz. Muayene koltuğuna oturttuktan sonra da ksilokain gibi ilaçlarla burnuna sprey sıkıyoruz. Sıktığımız bu sprey özellikle bir damarların vazokonstrikte olmasını sağlıyor. Böylelikle yine kendiliğinden kanamaların durmasını sağlıyor. İkincisi, burun içerisindeki yapıların küçülmesini sağlıyor. Burun içerisinde özellikle konk adını verdiğimiz yapılar küçülünce bizim burun içerisini daha net görmemizi sağlıyor. Ve yine burun içerisinin uyuşmasını sağlıyor. Böylelikle yaptığımız tampon uygulamasının daha rahat bir şekilde hasta tarafından tolere edilmesini sağlıyor. Burnuna bu spreyi sıktıktan sonra oluşturduğumuz yine jetokainli veya iliadinli pamuklarımızı hastanın burnuna koyuyoruz. Böylelikle yine hem burun içerisi genişlemiş oluyor hem de kanama bölgesini daha rahat görmemizi sağlıyor. Eğer hastamızın burun içerisindeki kanama bölgesini görürsek, bazen tampon uygulamasına gerek kalmadan sadece o bölgeyi koterize ederek kanamayı durdurabiliyoruz. Ama bazı hastalarımızda buna imkan vermeyecek düzeyde şiddetli kanamalar olabiliyor. Bu gibi durumlarda ise direkt anterior tampon uygulamasına geçtiğimiz oluyor. Anterior tampon uygulamasını biz genellikle elimizde bulunan spançlarla hemen hasta burnuna su çekerken kendimiz direkt hazırlıyoruz. Bir spancı alıp katlayıp genellikle daha uzun spançlardan ve daha kaliteli tamponlar hazırlıyoruz ama bu çekim için getirmiş olduğum spançtan nasıl hazırladığımızı direkt göstereceğim. Şimdi bu büyüklükte uzunluğu daha uzun olan, genişliği eni bu büyüklükte olan tamponlarımızı hazırlıyoruz. Bunu hazırladıktan sonra da üstünde elimizde bulunan poliklinik ve servisimizde sürekli bulunan furasin antibiyotiği ile de üzerine antibiyotik diyoruz. Çünkü bu tampon hastanın burnunda bir miktar süre kalacak. Bu süre içerisinde enfeksiyona zemin oluşturmaması için bu tamponu mutlaka antibiyotikliyoruz. Devamında ise hastamızın uyuşmuş olan, genişlemiş olan burnunu direkt bizim
yine kulak burun boğazda yoğun bir şekilde, yaygın bir şekilde kullandığımız burun spekülumu ile hastanın burnunu açıyoruz. Hastanın burun deliğini açtığımızda dediğimiz gibi kanama bölgesini direkt görürsek o bölgeye gümüş nitrat uygulaması gibi uygulamalarla ağrılı olan tampon işlemini gerek kalmadan hastanın kanamasını durdurabiliyoruz. Ama buna imkan vermeyen hastalarda direkt şu şekilde anterior tampon uygulamamızı yapıyoruz. Hastanın burnunu açtıktan sonra tabandan tavana doğru olacak şekilde bu tamponu hastanın burnuna uyguluyoruz. Burada özellikle dikkat ettiğimiz şey, efektif bir tampon uygulaması olması için tabandan tavana doğru tüm burnunun içini kapsayacak şekilde tampon uygulamasını yapıyoruz. Bu tampon uygulaması eğer düzgün bir şekilde yapılırsa, özellikle hastanın burnunun orta ve ön bölümündeki tüm kanamaları durdurabilecek yapıya sahip oluyor. Çok etkili bir yöntemdir. Düzgün bir şekilde yaptığı zaman kanamaların tamamını durduran bir yöntemdir. Bu tabii sadece kanamanın olduğu tarafa değil, diğer burun deliğine de yapmak gerekiyor. Yine etkili bir basınç, etkili bir uygulama olabilsin diye. Bu uygulama ağrılı bir uygulamadır. Bu uygulamanın ağrısını minimalize etmek için söylediğimiz gibi hastaya jetokainli veya lidokainli pamuk uygulaması veya sprey uygulamasını yapıyoruz. Bu tamponu koyduktan sonra genellikle burun kanamalarının büyük çoğunluğu duruyor. Ama bazen durmayabiliyor. Özellikle arka tarafta görülen, yaşlılarda hipertansiyon neticesinde görülen burun kanamaları sadece anterior tampon uygulamasıyla durmayabiliyor. Bu durumlarda biz nazofarenks dediğimiz geniz bölgesini dolduracak şekilde arka tampon uygulamasını yapıyoruz. Arka tampon uygulamasını yine bu tamponlarla da yapabiliyoruz. Veya daha pratik olarak ürologların kullanmış olduğu foley sondalarla da burun deliğinden girerek arka tarafta nazofarenkse ulaştığında nazofarenksi dolduracak şekilde sıvı verilerek, foley şişirilerek nazofarenkste tampon etkisi yapacak şekilde posterior tampon uygulamasını yapabiliyoruz. Bu hastalarımız genellikle tampon uygulaması ağrılı olduğu için ve burun içerisinde kitle hissi uyandırdığı için aşırı rahatsızlık duyabilirler. Hastalarımız, özellikle anterior tampon uyguladığımız hastalarımız eğer çok fazla rahatsızlık duyarsa genellikle hastalarımızı yatırıyoruz. Ama rahat tolere eden ve kendini iyi hisseden hastalarımızı önerilerle evinde de takip ettiğimiz, evine gönderdiğimizde oluyor. Posterior tampon uygulaması yaptığımız hastalarımızı mutlaka yatırıyoruz. Çünkü aşırı derecede hastayı rahatsız eden bir uygulama. Biz bu tamponları koyduktan sonra ne kadar süre tamponu tutuyoruz? Anterior tampon uygulamasını yaptığımız hastalarımızı 2 ila 5 gün arası süre tamponu yerinde tutuyoruz. Posterior tampon uygulaması yaptığımız hastaları da 3 ila 7 gün arasında tamponu yerinde tutuyoruz. Bu süre içerisinde yine hastalarda enfeksiyon ve toksik şok sendromu adını verdiğimiz bir tablo gelişmesin diye mutlaka antibiyotikle hastayı takip ediyoruz. Antibiyotiğini mutlaka veriyoruz. Hastamızın yeterli süre tampon kaldıktan sonra hastalarımızın tamponunu mutlaka çıkarıyoruz. Bu tamponları çıkarırken yine tampon uygulaması gibi tampon çıkarılması da ağrılı bir işlem. Dolayısıyla hastamıza özellikle duyacağı ağrıyla ilgili, yaşayacağı sıkıntılarla ilgili ön bilgilendirme mutlaka yapıyoruz. Hastamızı yine muayene koltuğuna oturtuyoruz. Kafa ışığımızı ve malzemelerimizi hazırlıyoruz. Sonrasında da yine kısilokain, yoğun bir şekilde kullandığımız kısilokaini hastanın burnunu, içerideki tamponları ıslatıyoruz. Bu neye yarıyor?
Bir, kabuklanmış, sertleşmiş olan tamponun daha rahat çıkarılmasına yarıyor. Ayrıca hastanın burnunun uyuşmasına yarıyor. Böylelikle tamponu çıkarırken hastamızın hissedeceği ağrıyı yine minimalize etmiş oluyoruz. Sprey sıktıktan sonra 5 dakika 10 dakika kadar süre bekliyoruz. Hasta iyice mukozaya o xylokain tatbiki olmuş oluyor. Ağrı kesici özelliği iyice oturunca hastamızın yine spekülum ve bayonet adını verdiğimiz bu aletlerimizde yine hastanın burun deliğini açıyoruz ve içerideki önceden koyduğumuz ekstrafor tamponumuzu dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz. Dediğim gibi bu işlem ağrılı bir işlem. Bu işlem hastaya sıkıntı verebilen bir işlem. Dolayısıyla bunu yaparken çok dikkatli bir şekilde yapıyoruz. Bu işlem tabii bu maketin yapısından dolayı, silikon yapısından dolayı ekstrafor tamponu çıkarırken zorlanıyorum. Fakat insanlarda bu aşama daha kolay oluyor. Ekstrafor tamponu silikon yapıdaki bu maket biraz böyle çıkarırken zorluk duyabiliyorum. Ama bu işlem insanlarda daha kolay oluyor. Tamponu çıkardıktan sonra her iki tarafta tamponun tam çıktığından emin oluyoruz. Yerleştirdiğimiz tamponları belli bir düzene göre, belli bir sisteme göre çıkarıyoruz. Ve özellikle çıkardıktan sonra bu tamponlarımızı şöyle dediğim gibi silikon yapı bunun birazcık çıkarılmasını zorlaştırıyor. İnsanlarda bu aşama daha kolay oluyor. Çıkardıktan sonra aspiratörle burun içerisinde herhangi bir pıhtının, herhangi bir kabuklanmanın, herhangi bir birikmiş sekresyonun olmaması için içeriği iyice aspire ediyoruz. İçeriği iyice temizliyoruz. Devamında da kanamanın olup olmadığını gözlemliyoruz. Hastamızda kanama yoksa 1-2 saat kadar bekliyoruz. Kanama tekrarlamazsa tampon işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Hastamızı güvenle evine göndermiş oluyoruz. Taburcu etmiş oluyoruz.